Arkadaşlar, Türkiye tarihine geçiyoruz artık. Şimdi şöyle hemen yuvarlak, ben yuvarlak diyorum buna. Yuvarlak içerisine alalım. Türkiye tarihi. Şunu bir hatırlayın bakalım. Anadolu'ya yapılan ilk akınlar. Bizim ilk akınımız 4. yüzyılda Ulduz döneminde. Yani Avrupa Hun İmparatoru Ulduz döneminde gerçekleşti. O zaman Anadolu'ya ilk Türk akınlarını Avrupa Hunlar gerçekleştirdi. Hükümdarı ise Ulduz'du. İkincisi, 6. yüzyılda Sabirler, yani Sibirler tarafından akınlar devam ettirildi. Daha sonra Abbasiler döneminde Abbas ordusunda bulunan Türk askerler ya da Müslüman Türk komutanlar 8 ve 9. yüzyıllarda Anadolu'ya akınlar düzenlediler. Ancak şu akınların hiçbirisi Anadolu'ya Türk olarak yerleşmek amaçlı değildi. Şu ilk akın yağmalamak, şu akın ise, Abbasiler dönemindeki akın ise daha çok o bölgeyi İslamlaştırmak amacıyla gerçekleşti. Türklerin Anadolu'ya yerleşme amaçlı akınları ise 11. yüzyılda başladı. Yani binli yıllarda başladı. Arkadaşlar, yani Anadolu'yu Türk yurdu haline getirme amaçlı zihniyet 11. yüzyılda, binli yıllarda ortaya çıktı. Ve 1015 ila 1021 yılları arasında yerleşme amaçlı ilk keşifler Çağrı Bey tarafından gerçekleştirildi. Tuğrul Bey'in kardeşi Çağrı Bey tarafından gerçekleşti. Neden böyle bir tablo ortaya çıktı? Çünkü 11 ile 13. yüzyıllar arasında Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru bir Oğuz, Horasan'dan Anadolu'ya doğru bir Oğuz göçü yaşandı. Selçuklular da o Oğuzlara, Türklere yurt bulmak amacıyla yeni yurtlar arama düşüncesine girdi. Ve Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey'e dedi ki, kardeşim git bak bakalım Anadolu bize yurt olur mu? Çağrı Bey de 1015-1021, 6 yıl boyunca Anadolu'ya keşif amaçlı seferler düzenledi. Malatya'ya kadar gittiler. Dediler ki burası bize yurt olur. O zaman Türklerin Anadolu yurt edinme amaçlı akınları 11. yüzyılda başladı. İlk keşif amaçlı seferler Çağrı Bey tarafından gerçekleştirildi. 1048 yılında Pasinler Savaşı yapıldı. Anlattım, hatırlayın bunu. Tuğrul Bey ile Bizans arasında yapıldı. O zaman Türklerin Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla Bizans'la yaptıkları ilk savaş Pasinler, diğer bir adı Hasan Kale Savaşı'ydı, oldu. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Yani Anadolu'da Türk tarihi başladı. Yurt açıldı, yurt açan. Anadolu'da Türk tarihi başladı. 1176 Miryokefalon Savaşı ile Anadolu Türk yurdu oldu. Diğer bir ifadeyle Bizans'ın ve Avrupalıların Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona erdi. Burada Tuğrul Bey vardı. Burada Alp Arslan vardı. Burada ise 2. Kılıç Arslan olacak. Onu ileride göreceğiz sizinle. Buna da yurt tutan savaşı denildi. Tamam mıdır arkadaşlar? Bir giriş yaptık. Geçiyorum şuraya. 11 ila 13. yüzyıllarda ciddi göçler yaşandı. Demin söylediğim gibi. Bu göçler sonucunda Anadolu Türk kültürüyle haşır neşir olmaya başladı. Dağların, nehirlerin, ovaların ismi değiştirildi. Yani Türkçe isimler konuldu, Türk İslam'a uygun isimler konuldu ve böylelikle Anadolu'nun adı, bakın Anadolu'nun adı Anatolia, Biladur Rum, Rum beldesi, Anatolia ve Biladur Rum, Rum beldesi olarak geçerken artık gerek Avrupa kaynaklarında gerek Bizans kaynaklarında Anadolu'ya Türkiye denilmeye başlandı ki bunun dönemi de bu tabirin geçmeye başladığı dönemde 1. Mesut, Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Mesut dönemine denk geldi.
Arkadaşlar ve Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Şimdi Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan, İslam ülkelerinin hükümdarı, İslam ülkelerinin sultanı olan Ebul Feth olan Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra otağını kurdu ve silah arkadaşlarını çağırdı. Onlara dedi ki ey arkadaşlarım, Anadolu'da serbestsiniz, fethettiğiniz topraklar sizin olacaktır dedi. Hatta bunun düzgün cümlesi toprak fethedenin malıdır dedi. Onlara ikta olarak verilecektir dedi. Arkadaşlar bunun üzerine o Alparslan'ın silah arkadaşları hurra Bizans'a saldırdı. Bizans'tan toprak fethetti. Fethettikleri topraklara kendi akrabalarını yerleştirerek ilk Türk beylikleri ortaya çıktı. O zaman tarihte ilk Türk beylikleri Malazgirt Anadolu'da. Tarihte ilk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruldu ve Alparslan'ın silah arkadaşları bu beylikleri kurdu. Şimdi neler bunlar, bunlara bir bakalım arkadaşlar. Birincisi Saltuklular. Genellikle bunlar oğulları diye geçmez. Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler diye, ama yine de belli olmaz. Saltukoğulları, Artukoğulları da diyebilirler soruları sorarken. 1071-1202. Arkadaşlar bu beyliğin en önemli özellikleri şunlar. Ben burayı anlatırken iyi takip edin. Video ders notumuzdan takip edin, defterinizden takip edin ama iyi takip edin. Arkadaşlar Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. O halde Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beyliğimiz Saltuklulardır. Hatta şöyle bile diyebiliriz. Anadolu'da kurulan ilk devlet Saltuklulardır. Şıklarda Saltuklular yoksa zaten Türkiye Selçuklu Devleti'dir. 1071 yılında Saltuk, ki bunları beylikler olarak değerlendirirlerse o zaman devlet olarak Türkiye Selçuklu olur. Ama bunlar aynı zamanda birer devlettir. Beylik olarak değerlendirdiklerinde Türkiye Selçuklu olur, devlet olarak değerlendirdiklerinde Saltuklular olur. Tamam mıdır arkadaşlar? Kurulan ilk beylikte, ilk devlette Anadolu'da Saltuklulardır. Arkadaşlar kurulan ilk beyliktir. Hatta hemen görsel yapayım size. İlk devlettir. Devlet, doğru yazdım. Kurucusu Ebul Kasım Saltuk'tur. Alparslan'ın silah arkadaşlarından. Ebul Kasım da denilebilir buna. Ebul Kasım tarafından şu tarihler arasında işte Erzurum merkez olmak üzere kurulmuş olan beyliğin adı nedir sorusu çok tipik sorulardandır. Kaçırmayın bunları. Ebul Kasım Saltuk tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. Merkezi Erzurum'dur. Pasinler Tercan bölgesine de egemen olmuştur. Yani Erzurum, Erzincan bölgesine, Erzincan'ın doğu kısmını düşünün. O bölgeye gelmiştir. Tamam mıdır? Erzurum ve çevresi, İspir, Oltu oraları düşünün. Egemen olmuştur. Ve 1202 yılında, yani 13. yüzyılın başlarında Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkılmıştır. Bu beylikle ilgili bilmemiz gereken diğer bir bilgi ise bu beylikle ilgili mimari eserlerdir. Arkadaşlar Saltuklular devletinin şöyle bir özelliği daha var. Saltukluların hükümdarlarından birisi de Mama Hatun'dur. Mama Hatun Saltuklularda hükümdarlık yapmış bayan yani, tamam mıdır? Ve bunun da çok meşhur bir türbesi vardır, unutmuyorsunuz. Hemen yazıyorum. Arkadaşlar Kale Camii, Tepsi Minare, Üç Kümbetler, Mama Hatun Türbesi Saltuklulardan kalma en önemli eserlerdir. Geçiyorum diğer beyliğe. İki Danışmentliler. 1071-1178 yılları arasında kurucu Danışment Gazi. Kendi adına para bastıran ilk beyliklerdendir arkadaşlar bu. Nerede kurulmuş? Sivas, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya. Yani daha çok böyle İç Anadolu ile böyle Karadeniz'e hafiften kayan coğrafyada kurulmuş. Sivas, Tokat, Niksar, Amasya, Malatya dolaylarında kurulmuştur. Kurulan beylikler içerisinde. Yani kurulan ilk Türk beylikleri içerisinde en güçlüsü budur. O yüzden de Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çok başını ağrıtan, ona rakip olan beylik bu olmuştur. Nasıl ki Karamanoğulları Osmanlı'nın başını ağrıttıysa Selçuklu'nun, Türkiye Selçuklu'nun yani Anadolu Selçuklu'nun başını ağrıtan beylik de bu olmuştur. İkinci Kılıç Arslan tarafından 1178 yılında yıkılmıştır. Arkadaşlar ilk en güçlü olduğunu söyledim. Danışment Gazi beyliği kuruyor. Sivas merkez olmak üzere beyliği kuruyor. Ve Anadolu'da fetihlerde bulunuyor. Fethettikleri topraklara kendi akrabalarını, sülalesini yerleştiriyor. Ve oraları Türkleştirip İslamlaştırıyor.
Doğudan gelen Türkleri yerleştiriyor, Türkleştirip İslamlaştırıyor. Anadolu'nun Türkleşmesini anlatan destanın adı da Danışmentname Destanı oluyor. Bunu unutmayın, tamam mı? O zaman Danışmentname Destanı Anadolu'nun Türkleşmesini anlatan destanlardandır. Bir efsaneye göre, bakın bir efsaneye göre Battal Gazi'nin torunlarından kabul edilir. Battal Gazi ise Emeviler döneminde Anadolu'da fetihler, akınlar gerçekleştirmiş bir komutandır. Şimdi şöyle geçer. Battal Gazi Arap'tır ama Anadolu'nun fethiyle ilgili ciddi faaliyetlerde bulunduğu için Battal Gazi destanı bir Arap destanı değil, Türk destanıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Battal Gazi de bizim destanlarımızdandır. Anadolu'nun İslamlaşmasını anlatır. Peki Danışmentname Anadolu'nun hem İslamlaşmasını hem Türkleşmesini anlatan bir destandır. Bunu unutmuyorsunuz. Arkadaşlar ilk medrese bu beylik tarafından kurulmuştur. Anadolu'da ilk medrese, hatırlayın bunu, Türk İslam tarihinde ilk medrese Karahanlılardır. Semerkant. Ama Anadolu'da ilk medrese Danışmentlilerdir. İki tane birden kurmuşlardır. Tokat ve Niksar'da. Tokat Yağıbasan, Niksar Yağıbasan medreseleridir. O zaman ilk medreseyi Danışmentliler kurmuştur. Kayseri'deki ve Niksar'daki Ulu Cami genellikle ilk beyliklerin merkezlerinde bulundukları bölgede kurdukları camilere Ulu Cami denilmiştir arkadaşlar. Kayseri Ulu Cami, Niksar Ulu Cami, Niksar'daki Melik Gazi Türbesi Danışmentlere ait önemli eserlerdendir. Asla şu Yağıbasan'ı unutmuyoruz. Tamam mıyız buraya kadar? Gayet güzel. Geliyorum 3. beyliğe, Mengüceklilere. Arkadaşlar Mengücekliler 1072-1252 yılları arasında hüküm sürmüş. Nerede? Erzincan, Divri, o coğrafyada, Kemah, o bölgede. O zaman şöyle soru sorulabilir. İşte şu tarihler arasında, şu coğrafyada hüküm sürmüş olan ya da şu coğrafyaya egemen olmuş olan Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir diye soru sorabilirler. Bu sorulara karşı uyanık olmak gerekir. Tarih aralığını genellikle 1071 ile başlıyor. Onu çok ezber yapmayın. Ama kurulduğu yeri bilin, tamam mıdır? Şu oğulları tarafından kurulmuştur şurada diye de sorar. Dikkat edin buna. Mengücekliler 1072-1252. Zaten adından alıyor devletler ismini, beylikler. Mengücek Bey tarafından, Mengücek Gazi tarafından kurulmuş. Arkadaşlar Erzincan, Kemah ve Divri dolaylarında. Erzincan, Kemah, yani Erzincan ve Sivas'ın bugün ilçesi olan Divri dolaylarında kurulmuş. Divri Sivas'a çok uzaktır arkadaşlar. Öyle şimdi Ankara Kazan, Ankara bilmem Çubuk gibi düşünmeyin bunu. Divri çok uzaktır. Erzincan'a daha yakındır. Doğuya doğru gidersiniz onunla ilgili. O yüzden o coğrafyada var olan beylik, Erzincan'la Sivas arasında var olan beylik Mengücekliler Beyliği'dir. Kurulduğu yeri unutmuyorsunuz. Arkadaşlar zaten bunların merkezi, bakın bunların merkezi Kemah. Sonra Divri'ye de egemen oluyorlar. İki kol halinde yaşayacaklar. Kemah ve Divri. İki kol halinde varlıklarını sürdürecekler. Mimari eserde ise, Mengüceklerin mimari eserinde ise Divri daha çok ön plana çıkar. Çünkü Divri de çok meşhur bir, bugün UNESCO tarafından koruma altına alınmış çok meşhur bir darüşşifaları vardır. Arkadaşlar Divri Sitte Melek Türbesi, Divri Ulu Cami, Divri Darüşşifası Mengüceklerden günümüze kadar gelme en önemli eserlerdir. Bu Divri Darüşşifası Melike Turan ya da Turan Melek şifahanesi olarak da tarihe geçmiştir. Özellikle bu şifahaneyi unutmuyorsunuz. Önemli bir şifahanedir. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi geçiyorum Artuklara. Artuklar Güneydoğu'da 1102-1233 Artuk Bey tarafından kurulmuş. Hasan 3 kol halinde. Hasankeyf, Mardin, Harput dolaylarına egemen olmuş. O zaman Güneydoğu, Mardin, Hasankeyf, Batman, Güneydoğu, biraz da doğunun güneyine doğru gelmiş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Diyarbakır'da egemen olmuş tabii. Yani Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır, Harput olaylarına egemen olmuş ve üç kol halinde yaşamışlar. Üç kol halinde görün nasıl yaşamışlar? Hasankeyf kolu, Mardin kolu ve Harput kolu olarak. Şimdi abla ben bir çay istiyorum, tamam mı?
Konuş abla. Öğrencimiz var karşımızda. Niye konuşmuyorsun? Tamam. Tamam. Arkadaşlar Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere 3 kol halinde yaşamışlardır. Bunlardan kalma çok ünlü mimari eserlerimiz var. Bunu unutmuyorsunuz. Çok ünlü mimari eserlerimiz. Malabadi Köprüsü. Direkt sorarlar. Batman Çayı üzerinde Diyarbakır sınırları içerisindeki Malabadi Köprüsü kimden kalmadır? Arkadaşlar Artuklardan kalma olduğunu unutmayacaksınız, tamam mı? Malabadi Köprüsü, Mardin'deki Hatuniye Zinciriye Medreseleri, Koçhisar'daki Ulu Cami, Zaferiye Şehidiye Hüsamiye Medreseleri ve en önemli bilim adamı olarak El Cezeri, Cizreli, El Cezeri Cizreli anlamına gelir arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız. El Cezeri Artuklular döneminin en meşhur bilim adamıdır. Zaten Artuklular deyince sormadılar bu soruyu henüz. Ama El Cezeri'ye yer verdiler müfredatta. Sorulabilir. O yüzden El Cezeri her an sorulabilecek sorulardandır. Artuklular döneminin ünlü bilim insanıdır. Sibernetiğin haberleşme teknolojisi dediğimiz sibernetiğin kurucusu sayılır. Otomatik makineler yapmıştır arkadaşlar. Suyla çalışan. Mesela en büyük eserlerinden bir tanesi suyla çalışan tavus kuşlu saattir. Bunun minyatürü var kitapların içerisinde ama sahicisi nerede? Elimizde tutu somut bir şey yok. Ama minyatür çalışması bununla ilgili yapılmış. Tamam mıdır? El Cezeri'yi unutmuyorsunuz. Şimdi başka beylikler de var. Yani bu dönemde başka beylikler de var. Mesela Sökmen, Sökmenoğulları Beyliği. Van Gölü Havzası'nda kurulmuş. Dilmaç, Dilmaçoğulları Beyliği. Bitlis, Erzen dolaylarında kurulmuş. İnal, İnaloğulları Beyliği. Diyarbakır'da. Yine Çubukoğulları Beyliği, bu da Diyarbakır'da. Önce İnal sonra Çubuk egemen olmuş. Tanrıvermişoğulları Beyliği Efes'te varlıklarını sürdürmüş. Bak agresif oldu Efes, gitti ta öbür tarafa, Ege bölgesine gitti. Şimdi geliyoruz, dördüncüydü ya Artuklar, en önemli beyliklerden bir tanesi Çaka Beyliği. Tamamdır, 1081-1097. Aslında 1081-1092 de demek ki yıkılması biraz böyle 5 yılda uzamış. Şimdi Çaka Beyliğinden bahsedeyim size. Arkadaşlar aslında Çaka Bey Bizans'ta esirdi. Orada denizciliği öğrendi. Orada gemiciliği öğrendi ve kaçtı Bizans'tan İzmir'e geldi ve kendi beyliğini kurdu. Ve bir donanma oluşturdu ki bu donanmayla Ege adalarını fethetti. Bizim tarihimizde ilk defa tersane kuran, Türk tarihinde ilk defa tersane kuran, ilk defa donanma kuran Türk beyi Çaka Bey oldu. O zaman Çaka Beyliği denizci ilk Türk devletidir. Çaka Bey ilk Türk amiralidir. Deniz kuvvetlerimizin kuruluş tarihi Çaka Beyliği'nin kuruluş tarihi kabul edilir. 1081 yılı kabul edilir. Bu özelliğiyle Çaka Bey'i unutmuyoruz. Hatta Çaka Bey güçlü bir donanma oluşturur. Bu donanmayla peçeneklerin de yardımıyla İstanbul'u kuşatır. Bizim tarihimizde Türkistan'da şöyle kronolojik olarak baktığımızda Türkistan tarihinde kronolojik olarak baktığımızda biz Çaka Bey'den daha önce İstanbul'u kuşatan bir Türk İslam komutan görmüyoruz. Kim ilk defa Türk İslam komutanı bir devlet hükümdarı olarak Çaka Beyliğini görüyoruz. Şimdi Bizans tabii Çaka Bey'i kendisine tehdit olarak görüyor. Çaka Bey bu arada kızını 1. Kılıç Arslan'la evlendirmiş. 1. Kılıç Arslan damadı yani. 1. Kılıç Arslan Anadolu Selçuklu hükümdarı. Türkiye Selçuklu hükümdarı yani. 1. Kılıç Arslan'ın zaten şöyle bir soru sorarlar size Bizans tak 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 1-2-3 filan Bizans 1000 yıl boyunca siyasi varlığını nasıl sürdürmüştür diye bir soru sorarlarsa iki tane cevap verin. Bir coğrafi konumu, iki ikiyüzlü ihtiyatlı politikası yani. Bizans doğudan tehlike gelince batıdan, batıdan tehlike gelince doğudan yardım istemiş bir devlet. İkiyüzlü bir devlet yani. Çaka Bey kendisine tehdit olarak görünce Çaka Bey Kılıç Arslan'a diyor ki Bizans. Arkadaş diyor bu kız Çaka Bey var ya sana kızını niye verdi biliyorum. Niye verdi? Senin tahtında gözü var o yüzden verdi diyor. Ve bunun üzerine Kılıç Arslan Çaka Bey'i bir gün yemeğe davet ediyor. Yemekte Çaka Bey öldürüyor. Doğal olarak Türk denizciliği bu olaydan dolayı geriliyor. 1. Gıyasettin ile tekrar başlayacak arkadaşlar. 13. yüzyılın başı gibi. Ya düşünün ki 100 yıllık bir gecikme yaşıyoruz. Çaka Bey'in ölümüyle Türk denizciliği bitiyor. 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in Antalya'yı almasına kadar da Türk denizciliği bir daha yeniden başlamayacak. Beylikler deyince aklımıza bunlar gelecek arkadaşlar. Tahtaya bakalım. Akınlar, yerleşme amaçlı akınlar, Anatolia Biladurum Türkiye, 1. Mesut, beylikler Saltuk, Danışment, Mengücek, Artuk,
işte Çakabeyli ve arada diğerlerinde yazmış olduk. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi tahtamızı temizleyelim. Türkiye Selçuklu Devleti ile konumuza devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhabalar. Yeni başlığımız Türkiye Selçuklu Devleti. Yani Türk İslam tarihinin ikinci bölümüne geçmiş olduk sizinle. Türkiye Selçuklu Devleti de denilebilir. Anadolu Selçuklu Devleti de denilebilir. Önemli bir konudur. Anadolu tarihi, Türkiye tarihi adına dikkatli izlemek gerekir. Arkadaşlar şimdi ilk hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman Şah, tamam mı? Kutalmışoğlu Süleyman Şah ilk hükümdarı, Süleyman Şah devletin kurucusu. Bizde zaten biliyorsunuz sınavlarda fix sorudur. İşte şu kişi tarafından kurulan devlet, işte şu tarihler arasında şurada hüküm sürmüş olan devlet hangisidir diye soru sorulur. Bunlar fix sorulardandır, dikkat edin. Devletin kurucusudur. Başkenti ise İznik'tir. Şeyi hatırlayalım, geçenki dersinizde Anadolu beyliklerini hatırlayalım. Anadolu beyliklerinden ilk kurulan Saltuklulardı. Erzurum'da olaylarında kurulmuştu ve şöyle demiştik. Anadolu'da kurulan ilk beyliktir, ilk Türk beyliğidir. Hatta ilk Türk devletidir demiştik, hatırlayın. O zaman Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'da kurulan ilk Türk devleti olarak geçmez. Ama Saltukluların olmadığı yerde Türkiye Selçuklu bilgisi ilk olarak kullanılır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devletin kurucusudur. Süleyman Şah başkenti İznik'tir. Arkadaşlar Süleyman Şah Marmara'dan Çukurova'ya kadar olan toprakları ele geçirmiştir. Yani Anadolu topraklarını fethetmiş. Tabi burada şöyle bir şey var. Marmara'ya kadar olan toprakları ele geçirmiş demek Bizans'la savaşmıştır. Çukurova'ya kadar olan toprakları ele geçirmiştir demek Büyük Selçuklu ile mücadele etmiştir anlamına gelir. Arkadaşlar burada şunu bilmek lazım. 1075 tarihi, bu devletin kurulmuş olduğu tarihte Büyük Selçukluların başında Melikşah vardı. Yani Melikşah'ın izniyle, Melikşah'ın onayıyla Süleyman Şah devletini kurar. Ama devleti kurulduktan sonra güneydeki Suriye Meliki ile tutuşla da mücadele etmeye başlar. Onun elinden alacaktır bu toprakları, özellikle Çukurova bölgesini. İşte Marmara bölgesine kadar olan toprakları ele geçirirken Bizans'la mücadele eder ve Bizans'la Drakon Çayı Antlaşması'nı imzalar. Hatta Boğazları, o Kadıköy Üsküdar sahillerini ele geçirir. Boğazı, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı Bizans'la ortak kullanmaya başlar. Drakon Çayı Antlaşması'nı imzalar. Çukurova'ya kadar olan toprakları fetheder dedik. Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti'nin Suriye Meliki ile savaşır. Aynı Seylem Savaşı olur. Bu Aynı Seylem Savaşı'nda Süleyman Şah, Kutalmışoğlu Süleyman Şah hayatını kaybeder. Ve Süleyman Şah'ın naaşı, mezarı bugün Suriye topraklarında olan Caber'e gömülür. Caber mezarlığı bugün Türkiye'nin topraklarından geçer, Türkiye'nin topraklarından kabul edilir. Şöyle tarif edelim size. Misak-ı Milli sınırlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuken toprağı olan tek bir yeri vardır. O da Suriye topraklarındaki Caber mezarlığıdır. O taşındı. O mezarlık taşındı ama hala hukuken Caber mezarlığı Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Burasının önemi nedir? Türkiye Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın mezarının olduğu yerde orası. Önemi buradan gelir. 1921 Ankara Antlaşması'yla, 20 Ekim 1921 Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan Ankara Antlaşması'yla o topraklar Türkiye'ye bırakıldı. Biz bunu İnkılap Tarihi dersinde sizinle göreceğiz. Şimdi Süleyman Şah ölür 1086 yılında. 1086 yılıyla 1092 yıllar arasında bir boşluk vardır. Boşluk evresi vardır. Bu boşluk evresinin sebebi şudur. Bakın şimdi Süleyman Şah devletini kurduğunda, Melik Şah'a itaatini bildirip devletini kurduğunda gelenek şudur. Büyük olan devlet küçük olan devletin şehzadelerini başkentine götürür. Rehin alır yani onu. Bana karşı bir isyan olmasın diye. İşte Süleyman Şah'ın iki oğlu Kulan Arslan ve Kılıç Arslan Büyük Selçuklular tarafından rehin alınmıştı. O yüzden şu 6 yıllık dönemde 1086-1092 yılları arasında Süleyman Şah'ın veziri olan, yardımcısı olan Ebul Kasım tarafından devlet yönetilir. Bir 6 yıllık bir boşluk vardır. Boşluğun sebebini anlattım. Şehzadeler Büyük Selçuklu'da rehindir. Bu şehzadelerden Kılıç Arslan, ikisi de geliyor Anadolu'ya da gerçi. Kılıç Arslan gelir İznik'e ve hükümdarlığını ilan eder. O zaman ikinci hükümdarımız Süleyman Şah'tan sonra Kılıç Arslan'dır. 1092-1107 yılları arası. Şimdi birinci Kılıç Arslan dönemi önemlidir.
Burada bilmemiz gereken kurucuydu. Burada bilmemiz gereken olay şu. Kılıç Arslan, hatırlayın, ben Çaka Beyliğini anlatırken size bahsettim bundan. Kılıç Arslan Çaka Bey'in kızıyla evlenmişti. Çaka Bey de ilk donanmacı Türk beyliğiydi. Denizcilik faaliyetleri Türk tarihinde Çaka Bey ile başlıyordu. Hatta Çaka Bey Bizans'ı da kuşatmıştı. Bizans'ın ömrünün uzun olmasının temel sebebi ihtiyatlı politikasıdır, iki yüzlü politikasıdır. Aynı zamanda etrafının surlarla çevrili, sularla çevrili olmasıdır. Yani hem coğrafi konumu hem iki yüzlü politikası Bizans'ın ömrünü uzatır. Burada iki yüzlü politikaya güzel bir örnektir bu. Çaka Bey İstanbul'u kuşatınca Bizans Çaka Bey ile Kılıç Arslan'ı birbirine düşürür. Kayınpeder damat olmasına rağmen ve Kılıç Arslan Çaka Bey'i, hatırlayın bunu geçen derste anlattım, Çaka Bey'i bir ziyafet sırasında öldürür ve Çaka Beyliğini yıkar. Bu olay Türk denizciliğinin gerilemesine sebep olur. Arkadaşlar, bu dönemde en önemli olaylardan bir tanesi 1. Haçlı Savaşı başlar. O zaman Türkiye Selçuklu Devleti'nde 1. Haçlı Savaşı 1. Kılıç Arslan dönemine denk gelir. Hatırlarsanız Büyük Selçuklu, bunun ismini de vermiştim o günkü hükümdarın adını. 1. Haçlı Seferi başlar. Bu seferde Haçlılar galip gelir ve İznik şehri Haçlıların eline geçer. Ki zaten bu tarihlerde 1. Kılıç Arslan Malatya tarafındaydı. O tarafla ilgileniyor daha çok. Geç kalır yani. Devlet İznik'i kaybeder ve başkent Konya'ya taşınır. Bunu da unutmuyoruz. O zaman 1. Kılıç Arslan döneminde devletin başkenti İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Ki zaten Türkiye Selçuklu'nun iki başkenti vardır. İznik ve Konya. İznik, hatırlarsanız, Osmanlı'nın da geçici başkenti, Osmanlı'nın geçici başkenti olacak. O yüzden İznik hem Osmanlı'ya hem de Türkiye Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir ilimiz olacak. Bir şehrimiz olacak. Konya, Türkiye Selçuklu'nun başkenti. Konya'da iki devletimize başkentlik yapmış bir şehrimiz olacak. Kimdir bu? Türkiye Selçuklu ve Karamanoğulları olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Ne oldu? 1. Haçlı Savaşı ile İznik Haçlıların eline geçince başkent İznik'ten Konya'ya taşındı. Bu bağlantıyı unutmuyoruz. 1. Haçlı Savaşı'nı kaybettik. Arkadaşlar, Kılıç Arslan yine Büyük Selçuklu'yla mücadelesi sırasında, Emir Çavlı'yla mücadelesi sırasında Habur Nehri'ni geçerken, atıyla geçerken Habur Nehri'nde boğularak hayatını kaybeder. Tamam mıdır? Kılıç Arslan'la ilgili bilmemiz gereken bu. Çaka Beyliğini yıktı, 1. Haçlı Savaşı'nı kaybetti, başkent İznik'ten Konya'ya taşındı. Kılıç Arslan'dan sonra Şahin Şah başa geçer. Ama Şahin Şah döneminde şöyle çok önemli bir olay vardır diye bir bilgimiz yoktur. O yüzden bu dönemi geçiyoruz. Arkadaşlar, Şahin Şah'tan sonra 1. Mesut tahta oturur. Şimdi 1. Mesut dönemi Türkiye Selçuklu'nun önemli dönemlerinden bir tanesidir. Yani öğrencinin, sınava girecek öğrencinin, aday öğrencinin bunu mutlaka, bu dönemi mutlaka bilmesi gerekir. Şimdi nedir 1. Mesut dönemi, ona bakalım. Vurucu cümlelere bakalım. Arkadaşlar, birincisi şudur. Zaten 1. Mesut Danışmentli Beyliğinin damadıdır. Yani 1. Mesut Danışmentlilerin kızıyla evlenmiştir. Kardeşler arasındaki taht kavgasında Danışmentler 1. Mesut'u desteklemiştir. 1. Mesut Danışmentlerin desteğiyle hükümdar olur ki o yüzden belli bir süre bu dönemde devlet Danışmentlerin egemenliğinde kalmıştır. Yani bağımsızlığı biraz zedelenmiştir, böyle deriz. Birincisi bu. Danışmentlerin yardımıyla hükümdar olur. İkincisi, Türkiye Selçuklu tarihinde en uzun süre başta kalan hükümdardır. Yani Osmanlı'da kanunidir. Kanuni Osmanlı'da en uzun süre tahta kalan hükümdardır. Türkiye Selçuklu'da en uzun süre tahta kalan hükümdar ise 1. Mesut'tur. Yani Rükneddin Mesut diye de geçer. Tamam mı arkadaşlar? Ama biz ne deriz? 1. Mesut'tur. Bu dönemde Haçlılarla mücadele edilir. Haçlılarla savaş yapılır ve Dorlyon Muharebesi olur. Şöyle söyleyeyim, 1147 Dorlyon Muharebesi olur. Bu savaşı kazanır. Şöyle diyelim o zaman, 1. Mesut Haçlılarla yaptığı Dorlyon Muharebesi'ni kazanarak babasının intikamını alır. 1. Kılıç Arslan'ın intikamını Haçlılardan almış olur. Bunları unutmuyoruz. En uzun süre hükümdarlık yapan Selçuklu Sultanı Dorlyon Muharebesi ile Haçlıları mağlup etti. Yani 2. Haçlı Seferi'nde Haçlıları mağlup etti arkadaşlar. Ve Bizans'tan birçok toprağı geri aldı bu dönemde. Diğer bir bilgi de şu, Selçuklu tarihinde, Türkiye Selçuklu tarihinde, Anadolu Selçuklu tarihinde, Etra Bey burayı görebiliyor muyuz altı? Tamam, görüyor. Arkadaşlar, ilk defa Selçuklu parası bu dönemde basıldı.
ilk Selçuklu parasını basan birinci Mesut'tur. Burada şöyle diyelim arkadaşlar, hocam para yok muymuş o zamana kadar diye düşünmeyin. Birinci Mesut'a kadar Türkiye Selçukluları Büyük Selçuklu'nun parasını kullanıyormuş. Yani o zamana kadar Büyük Selçuklu hükümdarlarının mührü varmış paranın üzerinde. Ama şimdi Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklu kendi parasını bastırmış. Bakır'dan para bu dönemde bastırılır. İlk imar çalışmaları Anadolu'da, ilk imar çalışmaları böyle geçer cümle, dikkat edin. Birinci Mesut döneminde başlar. Bayındırlık ve imar çalışmaları Birinci Mesut döneminde başlar. Bağlantıma dikkat edin arkadaşlar. İşte Anadolu'daki o yer isimleri değişmeye başlayınca, Anadolu'nun coğrafi olarak da Türkleşmesi başlayınca, Batı kaynaklarında, bakın Batı kaynaklarında Anadolu'nun adı, Anatolia'nın adı Türkiye olarak geçmeye başlar. O zaman Batı kaynaklarında Anadolu için Türkiye tabirinin kullanılması Birinci Mesut döneminde olur. Bu bağlantıyı unutmuyorsunuz. Ne yaptık o zaman? İlk defa Selçuklu parası, Türkiye Selçuklu parasını Bakır'dan bastırdı. İlk imar çalışmaları bu dönemde başladı. Doğal olarak Batı kaynaklarında Anadolu'dan Türkiye diye bahsedilmeye başlandı. O zaman Anadolu için Türkiye kavramı Batı kaynaklarında 1. Mesut döneminde geçmeye başladı. Sorulabilecek cümlelerdir bunlar. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kaçırmıyoruz. Geliyoruz buraya. Bakın şimdi 1155 yılında 1. Mesut öldü. Yerine 2. Kılıç Arslan geçer. Şimdi 2. Kılıç Arslan kardeşleri var tabii. 2. Kılıç Arslan taht mücadelesiyle uğraşır. Kardeşlerini bertaraf eder. Şahinşah'ı bertaraf eder ve otoriteyi sağlar. Arkadaşlar beylikler vardı hatırlarsanız. Birinci beylikler, Artuk, Saltuk, Mengücek, Danışment gibi. Bu beylikleri büyük oranda egemenlik altına alır. Büyük oranda egemenlik altına alır. Böylelikle nedir? Anadolu'da otoriteyi sağlamlaştırır. Yani birinci Mesut döneminde Danışmentliğe bağlıyken devlet burada otorite güçlenir. Danışmentlerinden büyük toprakları alır. İkinci bilgi şudur, en önemli bilgilerden bir tanesidir. Arkadaşlar 1176 yılında Miryokefalon Savaşı olur. Yurt tutan savaş. Tamam mı? Bu savaş olur. Bizans ile Türkiye Selçuklu arasında yapılan bu savaşı, şuraya yazıyorum hemen. Türkiye Selçuklu ile Bizans arasında yapılan bu savaşı Türkiye Selçuklu, yani 2. Kılıç Arslan kazanır. Bu savaşla, Miryokefalon Savaşı ile Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu olur. O zaman şöyle baktığımızda Pasinler Savaşı Türklerin Anadolu'ya yerleşmek amacıyla Bizans'la yaptıkları ilk savaştır. Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu'nun kapısını açan, Anadolu'da Türk tarihini başlatan savaştır. Bunların ikisi de Büyük Selçuklu döneminde yapılmıştır. Miryokefalon Savaşı ise Anadolu'nun kesin bir şekilde Türk yurdu olduğunu ispatlayan savaştır. Yani Anadolu'nun tapusunu Türklerin aldığı savaştır. Diğer bir ifadeyle Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidinin bittiği savaştır Miryokefalon Savaşı. Anlaştık mı arkadaşlar? Miryokefalon'un özelliğini unutmuyorsunuz. O zaman Miryokefalon Savaşı ile Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu oldu ve Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi tamamen bitti. Unutmuyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu dönemde Alayhan yapıldı Aksaray'da. Alayhan kervansaraydır ve Anadolu'da kurulan ilk kervansaraydır. O zaman Anadolu'da ilk kervansaray 2. Kılıç Arslan döneminde kurulmuştur. Adı Alayhan'dır, Aksaray'dadır. Anlaştık mı arkadaşlar? Ki biliyorsunuz kervansaraylar ticari potansiyeli artırmak amacıyla yapılır. Arkadaşlar bu dönemde ilk altın para basılır. Bir devletin altın para basması, bir devletin para basması ekonomik özgürlüğünün kanıtıdır. Ama altın para basması ekonomisinin zirvede olduğunu gösterir. Çok güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu gösterir. Arkadaşlar Kılıç Arslan ölmeden önce Türk geleneklerine uyarak ülke topraklarını 11 oğlu arasında paylaştırır. Tekrar ediyorum, 2. Kılıç Arslan Türk geleneklerine uyarak ölmeden önce ülke topraklarını 11 oğlu arasında paylaştırır. Bu 11 kardeşler arasında taht kavgalarının yaşanmasına sebep olur ve devlet yeniden fetret devrine girer. Şimdi bu dönemde bakın 11 oğlu arasında paylaştırdı ya, bu dönemde şuraya bakın şimdi 1192'de öldü 2. Kılıç Arslan. 1192 ile 1196 arasında 1. Gıyasettin Kesrevi'nin hükümdarlığı var.
1196 ile 1205 arasında bir boşluk var. 1205-1211 yılları arasında yine Gıyas'ın kesrevi var. Şu boşluklar kardeşler arasında kavganın olduğunu gösterir. Yani devlet 1192'den itibaren kardeşler arası kavgaya sahne olmuştur. Bu dönemde arkadaşlar 2. Süleyman Şah, 2. Süleyman Şah, bu dönemde 3. Kılıç Arslan hükümdar olur. Çok bilmenize gerek yoktur bu isimleri. Ama ondan sonra tekrar hükümdar olan 1. Gıyas'ın Keyüsrev'dir. Yani mantık nedir? 1. Gıyas'ın Keyüsrev 2 kere hükümdar olmuş Türkiye Selçuklu hükümdarıdır. Tamam mıdır? Şimdi bu dönemde neler oldu? 1. Gıyas'ın Keyüsrev döneminde neler oldu? Dikkat edin arkadaşlar. 1. Samsun ve çevresi alınır. Samsun ve çevresini aldı. 2. Antalya liman şehri fethedilir ve burada bir tersane kurulur. O yüzden şöyle bir şey söyleriz. Dikkat edin şimdi. Antalya alındı, bir liman şehri kuruldu ya, liman şehri olan altı Antalya alındı ve bir tersane kuruldu ya. Şurayı bir hatırlayın arkadaşlar, Çaka Beyliği'ni. Çaka Beyliği'ni yıkmıştı 1. Kılıç Arslan. Ne demiştim size? Türk denizciliği geriledi demiştim. Doğru mu? Şimdi Çaka Beyliği'nin yıkılmasıyla biten Türk denizciliği Gıyasettin Keyüsrev'in Antalya'yı fethetmesiyle yeniden başladı. Bağlantıyı kurduk mu? Ne oldu? Antalya'yı aldı, orada bir tersane kurdu, Türk denizciliği yeniden başladı ve hatta Antalya'daki tüccarlarla, Venedikli tüccarlarla ticaret antlaşması yaptı ki Türk tarihinde, bakın Türk tarihinde ilk defa deniz ticaret antlaşması Gıyasettin Keyüsrev tarafından yapıldı. Antalya'nın fethinden sonra yapıldı. Bağlantıyı kurduk, tamam mı? Ne yaptı Gıyasettin Keyüsrev? Avrupalılarla, Venediklilerle bir ticaret antlaşması imzalayarak onlara düşük gümrük vergisi uygulamasını getirdi. Peki düşük gümrük vergisi uygulamasının amacı nedir? Anadolu'nun ticari potansiyelini artırmak, uluslararası ticareti canlandırmaktır. Bu yüzden böyle bir yolu tercih etti. Unutmuyoruz, tamam mı arkadaşlar? Zaten Anadolu coğrafi konumu itibariyle ticareti çok elverişlidir. O yüzden de hükümdarlar Anadolu'nun ticari potansiyelini artırmak amacıyla çeşitli dönemlerde antlaşmalar imzalamışlardır. İlk gördüğümüz antlaşmalardan bir tanesi budur. O zaman Alay Han ticarete dönük, 2. Kılıç Arslan Avrupalılarla ticari antlaşma imzaladı, Antalya'yı aldıktan sonra uluslararası ticarete dönüktür. Arkadaşlar 1. Gıyas'ın Keyüsrev döneminin en önemli olaylarının bir tanesi de Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi'dir. Gevher Nesibe Hatun 2. Kılıç Arslan'ın kızı, Gıyasettin Keyüsrev'in kız kardeşidir. Hastalanarak ölüyor. Yani bir hastalıktan dolayı ölüyor ve bunu tedavi edemiyor. Ve babasının vasiyeti üzerine Gıyasettin Keyüsrev kardeşi için Kayseri'de, bakın bu Kayseri'dir, Kayseri'dedir. Kayseri'de Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi ve medresesini yapıyor. Bu Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi Anadolu'da kurulan ilk şifahane, Darüşşifa kabul edilir. O yüzden sorulabilecek sorulardandır, dikkat edin. Yani şu tarz soru sorulabilir. Gevher Nesibe Hatun yapısı, Kayseri'deki yapısı hangi tür yapıya örnektir diye sorulabilir. Bilmemiz gereken nedir burada? Darüşşifa'ya örnektir. Tamam mıdır? Hem Darüşşifa'dır hem medresedir. Mesela şey gibi, hatırlarsanız Divri Turan Melek Şifahanesi, Darüşşifası vardı değil mi? Sivas'ta İzzettin Keykavüs Şifahanesi vardı. Bunları unutmamak lazım arkadaşlar. Anadolu'nun şifahaneleri çok meşhurdur ki zaten Türkiye'de de böyle yaşı emekliliğe gelmiş ya da emekli olmuş olan hemşire ve ebelerin büyük bir çoğunluğu Gevher Nesibe Hatun mezunudur. Tamam mıdır arkadaşlar? Devam ediyorum. Şimdi ne oldu? 1. Gıyasettin Keyüsrev hayatını kaybetti. Yerine 1. İzzettin Keykavüs geçti. Bir şey fark ettiniz mi? Arkadaşlar, Keyhüsrev, Keykavüs, Keykubat, bunlar Farsça ünvanlardır. Türkiye Selçuklu Devleti'ni, Büyük Selçuklu Devleti'nden, yani kendinden önceki Türk devletlerine ayıran en tipik özelliklerin başında hükümdarlarının Farsça ünvanlar kullanmaları gelir. Ne yaptı? Keyhüsrev, Keykavüs, Keykubat. Bunlar Farsça ünvanlar. Şimdi İzzettin Keykavüs 1211-1220 yılları arasında neler olmuş bu dönemde arkadaşlar? Başlıyorum hemen. Sivas Darüşşifası kurulmuş. İzzettin Keykavüs Şifahanesi. Sinop liman şehri fethedilmiş ve burada bir tersane daha kurulmuş.
O zaman Antalya'yı Diyasettin Keyüsrev, Sinop'u İzzettin Keykavus fetheder. Sinop'u Trabzon Rum İmparatorluğundan alır bu toprakları. Yani Trabzon Rum Pontus'la savaşır. Bu Abbas Halifesi'nin hoşuna gider. Ve Abbas Halifesi İzzettin Keykavus'a bir ünvan verir. Es-Sultanül Galip. Es-Sultanül Galip İzzettin Keykavus'un halife tarafından kendisine bahşedilerek kullandığı ünvanın adıdır. İşte Ebul Feth gibi, Doğu'nun Batı'nın hükümdarı sultanı gibi, Sultanül Azam gibi bunları unutmuyoruz arkadaşlar. İzzettin Keykavus ölür, yerine Alaaddin Keykubat geçer. Şimdi hepsinin içerisinde en değerlisi de budur. Yani Süleyman Şah, 1. Kılıç Arslan, 1. Mesut, 2. Kılıç Arslan içlerinde en değerlisi 1. Alaaddin Keykubat'tır. Çünkü Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi 1. Alaaddin Keykubat zamanıdır. Bunu unutmuyoruz. En parlak devre. Ya hocam nasıl en parlak devre? Sebebi şudur. Bu dönemde öyle bir rahat ortam hazırlanır ki alimlere. Horasan alimlerin büyük bir çoğunluğu, mutasavvıfların büyük bir çoğunluğu ahilik Anadolu'ya gelir. Ahi evran Anadolu'ya gelir. Ve Alaaddin Keykubat onlara çok güzel bir çalışma ortamı hazırlar. Doğal olarak tarihçiler Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak devri olarak Alaaddin Keykubat devrini gösterirler. Tamam mıdır? Hem ticari potansiyel olarak çok zengin, hem manevi hava olarak çok zengindir arkadaşlar. En parlak devridir. Alanya'yı fetheder. Alanya'yı fetheder. Orada bir donanma kurar, orada bir tersane kurar. Arkadaşlar Moğol tehlikesine karşı, bu arada şeyi hatırlayın, Otrar faciasını hatırlayın. Harzemşahlarla Moğollar arasında. Harzemşahlar batıya doğru geldi. Arkasına Moğollar da geliyor. Moğol tehlikesi baş gösterdi. Doğal olarak Moğol tehlikesine karşı Alaaddin Keykubat doğudaki surları onarttırdı. Ve Eyyubilerle ittifaklar yaptı. Moğol tehdidine karşı almış olduğu tedbirlerdir. Arkadaşlar duydu ki Alaaddin Keykubat Karadeniz'de yani Kırım'la Anadolu arasında ticaret yapan tüccarların gemileri ya da kervanları yağmalanıyor Kıpçaklar tarafından. O bölgedeki hanlıklar tarafından doğal olarak Alaaddin Keykubat Kırım'a sefer düzenledi ve Kırım'ın Suudak limanını ele geçirdi. Şimdi Suudak'ı unutmuyoruz. Hangi açıdan unutmuyoruz? Antalya kara ordusuyla alınmıştır. Sinop kara ordusuyla alınmıştır. Alanya kara ordusuyla alınmıştır. Ama Suudak donanmayla alınmıştır. O yüzden Türk tarihinin ilk deniz aşırı seferi Suudak seferi diye geçer. Yani Karadeniz'in güney kıyısından kuzey kıyısına gittik ve Suudak'ı fethettik. O zaman Suudak liman şehrinin fethiyle birlikte hem o bölgedeki ticaret güvenli hale getirildi hem de Türk tarihinde ilk defa deniz aşırı bir sefer gerçekleşmiş oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu dönemin yine çok önemli olaylarından bir tanesi 1230'da Yassıçemen Savaşı'dır. Yassıçemen Savaşı, ben Harzemşahları anlatırken size söylemiştim bunu. Yassıçemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında olur. Bu savaşta Harzemşah Devleti yenilir ve bir yıl sonra da yıkılır. Ama bu savaş her ne kadar Doğu topraklarının güvenliğini Anadolu Selçuklu adına sağlamış olsa bile, Harzemşah çünkü Ahlat'a girdi, İlerleyen süreçte böyle bir devletin yıkılması o bölgede bir otorite boşluğunu ortaya çıkardığı için Moğolların Anadolu'ya girişi daha da hızlandı. Çünkü Harzemşah yıkıldı, tampon toprak yıkıldı orada. Tamam mıdır arkadaşlar? Kısa vadede faydalı gibi gözüktü. Doğu Anadolu'da otorite var ama uzun vadede arkadaşlar Anadolu Moğolların tehdidine açık hale gelmiş oldu. Ve yine çok önemli bir bilgi, ahi evran, ahilik bu dönemde ortaya çıktı. Biz ahiliğin yönetmeliğine, esnaf teşkilatının yönetmeliğine fütüvvet diyoruz. Bu kavramı da unutmuyoruz. Fütüvvet kavramı ahi teşkilatının kuruluş kavramıdır. Kuruluş yönetmeliğidir. Uyulması gereken kurallardır. Arkadaşlar Alaaddin Keykubat ölür. Yerine oğlu 2. Diyasettin Keyüsrev geçer. 2. Diyasettin Keyüsrev'le devlet yıkılma sürecine girer. O yüzden 1. Alaaddin Keykubat Türkiye Selçuklu Devleti'nin son en büyük sultanıdır. Ondan sonrakiler döneminde hep Moğollara bir bağlılık vardır.
İşte bir sürü sorun var. Yani bu dönemde işte Saadettin Köpek olayı var. Cimri olayı var bu dönemde. Kösedağ Savaşı var. Babayi isyanı var bu dönemde. Tamam mı arkadaşlar? Yani Alaaddin Keykubat'tan sonraki süreçte Sülemiş olayı var. Bir sürü sıkıntı var. Ama ben şöyle özetleyeceğim burayı. Bakın arkadaşlar, Alaaddin Keykubat ölüyor. Ondan sonraki süreç yıkılıştır. Yıkılış dönemi başlıyor. İkinci Gıyasettin Keysrev döneminde iki olay oluyor. Bunlardan bir tanesi Babayi isyanı oluyor. Baba İshak isyanı diye de geçer. Babayi 1241 yılında. Arkadaşlar bu isyan Anadolu'da çıkıyor. Tokat, Sivas o çevrede ve Anadolu'nun hemen hemen büyük bir kısmına da yayılıyor bu isyan. Bu isyan Anadolu'da çıkan dinsel nitelikli ilk isyandır. Bu bağlantıyı unutmuyorsunuz. Anadolu'da dinsel nitelikli olarak çıkan ilk isyan Baba İshak isyanıdır. Baba isyanıdır. Devlet bu isyanı bastırmakta çok zorlanıyor. Çok zorlanıyor. Bu isyanın çıkması devletin otoritesini bozunca Moğollar 1243'te Anadolu'ya giriyor. Ve Sivas'ı yağmalıyorlar. Kösedağ bölgesidir orası. Ve 1243'te Kösedağ Savaşı oluyor. Bunu da asla unutmuyorsunuz. Etrafa buraya geçiyorum. Arkadaşlar Kösedağ Savaşı, ikinci kameraman. Kösedağ Savaşı Moğollarla Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklu Devleti arasında oluyor. İkinci Gıyasettin Keysrev, Baycuvar komutan, Moğolların komutanı. Arkadaşlar bu savaşta Sivas yağmalanıyor. Ve Türkiye Selçuklu Devleti yeniliyor. Ve Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine giriyor. O zaman Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesine sebep olan olay, en önemli olay Kösedağ Savaşı'dır. Şimdi bunu Türkiye Selçuklu'nun bu olayını Büyük Selçuklu'nun Katvanı'yla birleştiriyoruz. O zaman Katvan Savaşı'nda Karahitaylılar Büyük Selçuklu'yu yendi. Ve Büyük Selçuklu yıkılma sürecine girdi. Moğollar, Karahitaylılar da Moğol. Ön Moğol, Moğol soylu. Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklu'yu Moğollar yendi. Türkiye Selçuklu yıkılma sürecine girdi. Timur da Moğol soyludur. Türkleşmiş Moğol'dur. Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı yendi. Osmanlı Devleti az kalsın yıkılacaktı. Üç savaşı gördünüz. Tamam. Bir, iki. Bu savaştan sonra Anadolu Moğollar tarafından yağmalandı. Kaçıncı yüzyıl? 13. yüzyıl. O zaman 13. yüzyılda Anadolu'da bir yağmacılığın olması Kösedağ'ın bir sonucu. 13. yüzyılda Anadolu'da fikri bir durgunluğun olması Kösedağ'ın sonucu. 13. yüzyılın ikinci yarısı. 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu'da ekonomik durgunluğun yaşanması Kösedağ'ın bir sonucu. Unutmuyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? O zaman ne oldu? Anadolu yağmalandı. Türkiye Selçuklu yıkılma sürecine girdi. Bizans'ın ömrü uzadı. Eğer Kösedağ olmasaydı belki İstanbul daha erken fethedilecekti. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve en önemli olaylardan bir tanesi Alaaddin Keykubat döneminde Moğol baskısından kaçan Türkmenler. Bunlardan birisi de Kayıboy'dur. Osmanoğulları yani. Anadolu'ya yerleştirildi. Horasan'dan kaçan Türkler. O boylar. O beylikler. Ve bunlar Bizans sınırına uçlar halinde yerleştirildiler. İşte Kösedağ Savaşı'nda Selçuklu yıkılma sürecine girince bu beylikler bağımsızlığını ilan etti ve ikinci Türk beylikleri ortaya çıktı. O zaman Kösedağ Savaşı'ndan sonra ikinci Türk beylikleri kuruldu. Osmanoğulları, Candaroğulları, Germiyan, Hamit, Aydın, Menteşe, Saruhan, bir sürü Ramazan, Dulkadir, bir sürü beylik kuruldu, Eretna. O zaman ne oldu? Anadolu Türk siyasal birliği bozuldu. O halde bakın şimdi. İlk beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruldu. İkinci beylikler Kösedağ Savaşı'ndan sonra kuruldu. Bu beylikleri tekrar egemenlik altına alan Yıldırım Bayezid oldu. Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kuruldu. O zaman Malazgirt'in sonunda beyliklerin kurulması, Kösedağ'dan sonra beyliklerin kurulması, Ankara Savaşı'ndan sonra beyliklerin yeniden kurulması unutulmayacaktır. O zaman Malazgirt ile Kösedağ'ın ortak sonucu Anadolu'da beylikler kuruldu. Bu Türk siyasal birliğinin bozulmasına yol açtı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bağlantılarımı kaçırmıyorsunuz, dikkat edin. Şimdi bir de zaten o benim tarihim soru bankasından o soruları çözüp çözümlerini okuyunca tak diye bilgi oturacaktır aklınızda, haberiniz olsun. Arkadaşlar
Devlet yıkılma sürecine girdi ve 2. Mesut 1308'de hayatını kaybetti. 2. Mesut'un ölümünden sonra bir daha devletin başına kimse geçmediği için Türkiye Selçuk Devleti yıkılmış oldu. O zaman Türkiye Selçuk Devleti'nin son hükümdarı 2. Mesut oldu. İlk hükümdarı Süleyman Şah, son hükümdarı 2. Mesut oldu. İşte Türkiye Selçuklu'nun boşalttığı bu otoriteyi, Anadolu otoritesine beylikler dolduracak. Güçlü olan beylik Karamanoğulları olacak ama yerine kurulan devlet Osmanlı Devleti olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Türkiye Selçuklu'yu kapattım, bitirdim. Bak bir tahtada bitirdim, dikkat edin. Tahtanın fotoğrafını iyi çekin. Neler bilmeniz gerektiğini iyi bilin arkadaşlar burada. Ve sorularınızı çözün. Çıkmış sorulara da bakın burada. Tamam mıdır? Şimdi tahtamızı temizleyelim. Ondan sonra bunların kültür medeniyetiyle, Türkiye Selçuklu'nun kültür medeniyetiyle konumuza devam edelim. Hadi bakalım.